Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 3-9 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Koç burcunda ilerlerken Ay Dolunay'a doğru ilerliyor ve sizin için yılın en önemli haftalarından biri. Burcunuzda Dolunay meydana gelecek. Haftanın geneline yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Yönetici gezegeniniz Venüs, Boğa burcunda ilerliyor. Pazartesi ve Salı günü Ay Başak burcunda olacak. Haftaya biraz içe dönük, sakin başlayabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmeniz, dinlenmeniz, belki sağlık kontrolleriniz, bakımlarınız, bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Bir enerji toplamanız mümkün. Çarşambadan itibaren Ay burcunuza geçecek. Duygusal enerjiniz artıyor ve Dolunay'ın tesirlerini de hissetmeye başlıyoruz. İletişim gezegenimiz Merkür bu hafta başı itibariyle Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. 11 Haziran'a kadar Merkür Boğa burcunda uzunca bir süre kalacak. Bunun nedeni 20 Nisan'la 15 Mayıs arasında gerilemesi. Gerileyeceği için biraz uzun süre Merkür Boğa burcunda olacak. Yani sizin 8. evinizde olacak. Aslında para işleri, finansal konular, daha çok paylaşımlar, hisseli paralar, eşinizden, partnerinizden gelen gelirleriniz, işbirlikleriniz, yatırımlarınız, hisseli paralar, tabii borç alacak konuları, kredi konuları, sigorta, emeklilik gibi belki bazı mevzular, miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi, burs gibi işleriniz. Hani buralarda önümüzdeki 11 Haziran'a kadar Merkür daha çok bilgi paylaşımı, düşünce, belki biraz daha hareket anlamına geliyor. Retroya başlayana kadar, yani 20 Nisan'a kadar aslında bir kredi başvurunuz varsa, işte bir borcun yapılandırılması, bir yatırım, hani bunları 20 Nisan'a kadar daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. 20 Nisan'da 15 Mayıs arası retro döneminde önemli kararlar vermemekte fayda var. Daha çok gözlem yapıyoruz, kontroller yapıyoruz, eksikleri tamamlıyoruz o süreç içerisinde. Ve Perşembe günü artık 16 derece terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Dolunay sizin için bir farkındalık dönemi, aynı zamanda dikkat çekme dönemi. Yani yaptığınız çalışmalar daha bir görünür hale gelebilir. Bu size bir başarı da getirebilir tabii ki. Dolunayla birlikte iş hayatınız, hatta ilişkilerinizde bir şeyler aydınlanacak ve size önemli farkındalıklar getirebilir. Bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Örneğin zorlandığınız bir ilişki varsa bitirebilirsiniz. Bir işbirliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ama bir ilişkideki sorunlarınızı fark edip onları çözme yolları da bulabilirsiniz. Şifa dolunayı aynı zamanda. Sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklarınız olabilir ya da sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak adına. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Kişisel imajınızda değişimler olabilir. Venüs'ün etkisiyle güzellik, estetik, bakım gibi konularda da daha avantajlı olduğunuzu söyleyebilirim. Yaşadığınız mekanların da iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi, düzenlenmesi olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Tüm bu alanlarda Dolunay size kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre çok önemli bazı etkiler getirebilir sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.